sevgili yönetim kurulu arkadaşlarım ve sevgili Milli Eğitim Camiası ile birlikte Bandırma halkımız. Öncelikle 2023 eğitim öğretim yılımız bugün itibariyle öğretmenlerimize ve birinci sınıf yavrularımıza başlıyor. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız hepimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ziller çalıyor. Ziller çalıyor ama sorunlar hem velileri, hem çalışanları, hem de öğrencileri kara kara düşündürüyor. Bu yılda geçtiğimiz yıla yaşanan ve çözülmeyi bekleyen ekonomik koşullar, Bandırma'daki bitmek bilmeyen ve aynı anda habersizce her yerde başlayan yol yapım çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntılar, angarya işler, okullar eğitim öğretime devam ederken depreme dayanıksız denilerek plansız bir şekilde güçlendirme, yıkım gibi sebeplerle başka okullara taşınması okulların. Bu sebepten hem oradaki öğretmenlerimizin, öğrenci, personel, velilerin hem de taşınan okullardaki uygunsuz şartlardaki süreci yaşamaya mecbur okullardakilerin uygunsuz şartlara oradaki arkadaşların da mecbur bırakılması, kalabalık sınıflar, yeteri sayıda yardımcı personele sahip olmayan okullarda pandemi tam anlamıyla bitmiş değil. Önümüzde bir kış var biliyorsunuz. Okullarda hijyen noktasında aksaklıkların öğretmen ve öğrencilerinin sağlığını olumsuz etkilemesi, tam gün eğitim olan çoğu okullarda öğle yemeği için yemekhanenin olmaması, öğrencilerin bu sebepten dolayı en yakın çevrelerde veyahut da uygunsuz beslenmek zorunda kalması, milli eğitim dışındaki faktörlerin özellikle bu son yıllarda Balıkesir'de çok fazla arttı. Faktörlerin hazırladığı projelerin öğretmenlerimize baskı olarak dayatılması ve esas işini yapamayacak duruma gelmesi, üniversite düşünmeyen ara eleman olarak devam etmek isteyen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimizin projeler kapsamında sınavlara dahil edilmeleri, ki bu hem istatistikleri düşürüyor hem öğrencilerimize ayrı bir baskı oluşturuyor ve öğretmenlerimizin de motivasyonunu zedeliyor. İlçemizde okullarımızda yaşanan akran zorbalığı çok sık rastlanması gibi birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar geçen sene bizim bir yıl boyunca en çok Bandırma ilçemizde yaşayan sorunlar. Türkiye Eğitimsel Bandırma Yönetimi olarak biz de bu sorunların çözümü için her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz ve hazırız. Yeter ki bu çözümler, yani öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Bandırmamız bu süreçten en az etkilensin. Türkiye Eğitimsel Başkanlar Kurulu'nda kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler ile eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılmış. Önümüzdeki döneme dair izlenecek strateji, yürütülecek faaliyetler istişare edilmiştir. Bu faaliyetler çerçevesinde Türkiye Eğitimsel cesur, ilkeli, mücadeleci sendikal istikametini sürdürme noktasında azim ve kararlılığını taviz vermeden sürdürecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Eğitimsel'in sendikal hedef ve politikasını belirleyen tek ölçüt eğitim çalışanlarının hak ve kazanımları olacaktır. Sendikamızın durduğu yer her durum ve koşulda ve hiçbir denge hesabı gütmeden çalışanların yanı olacaktır. 4 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve günümüzün en popüler konusu öğretmenlik meslek kanunu, beklentilere karşılık vermeyen öğretmenlerin muhatap olduğu atama, yer değiştirme, yönetici atama gibi süreçlerin yer bulmadığı eksik bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte hem Milli Eğitim Bakanlığı ile hem de siyasi partilerle teması yoğunlaştırarak şimdiye kadar olduğu gibi bu konudaki tüm gayretimiz ve çabamız önümüzdeki süreçte öğretmenlik meslek kanunun içeriğinin adına yaraşır şekilde zenginleştirilmesi ve revize edilmesi olacaktır. Nitekim öğretmenlik kariyer basamakları süreci ilk olarak 13 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle başlamıştır. Bu yönetmeliğe bağlı olarak 2006 yılında yapılan uzman öğretmenlik sınavı yapılması ve uzman baş öğretmenlik ünvanlarının verilmesi sürecinden bu yana Türkiye Eğitimsel'in tavrında en küçük bir değişiklik olmamıştır arkadaşlar. Dün söylediğimiz gibi bugün de aynı sözü tekrarlıyoruz. Herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın 10 yılını dolduran her öğretmen uzman öğretmen, 20 yılını dolduran her öğretmen baş öğretmen olarak değerlendirilmelidir. Bundan hareketle
konunun siyasallaştırılmadan çözüme kavuşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte her türlü gayret, girişim, temas ve eylemlerimiz kararlılıkla yapılmaya devam edecektir. Bu konuda eleştiri alıyoruz. Farkındayız arkadaşlar. Biz bu işi ya çözeceğiz ya çözeceğiz. Yani bizim tavrımız 2005'ten bu yana hiç değişmedi. Biz kariyer öğretmenliğin zaten bir kariyer mesleği olduğunu ve sınavla bunun ölçülemeyeceğine inanıyoruz. Ve dediğimiz gibi 10 yıl dolduran her öğretmen uzman öğretmen, 20 yıl dolduran her öğretmen de baş öğretmen olarak değerlendirilmelidir. Bunun dışında hiçbir çözüm kabul etmiyoruz. Türkiye Eğitimsel olarak sözleşmeli arkadaşlarımıza iyileştirmeler yapılıyor son günlerde. Ama sözleşmeli arkadaşlarımızın derdi iyileştirme değil. Biz bu arkadaşlarımızın tamamına kadro istiyoruz. Şimdi senenin başlamasıyla birlikte eğitim öğretim hazırlık ödeneği oluyor milli eğitimimizde. Bir maaş tutarında olmalı. Ve ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına, paydaşlarına ödenmelidir. Burada da bir adiliyet söz konusu olmalı. Proje okullarının yönetici atamaları, Milli Eğitim Bakanlığımızın yönetici atama yönetmeliği kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Yani burası derebeylik gibi kullanılmalı. Kafasına göre atama olmamalı. 15 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak ek gösterge konusunda yapılan yasal düzenleme tüm kamu personelini kapsayacak şekilde düzenlemelidir. Evet, eğitim camiası bu konuda biraz refaha ulaşacak gibi görünüyor emekli olduğunda ama hani bu yeterli değil. Aynı zamanda tüm kamu personeli arkadaşlarımızın da bundan yararlanmasını talep ediyoruz. Liyakat ve ehliyet yerine kişisel inisiyatif esas alan mülakat uygulamasını kamunun en büyük çıkmazlarından birisidir arkadaşlar. Dolayısıyla ilk atamalarda, görevde yükselmelerde ve yönetici atamalarında mülakat tamamen kaldırılmalıdır. Sadece sınav başarısının esas alındığı bir sistem ihtisas edilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerimiz dahil olmak üzere tüm öğretmenlerimizin özür grubu tayinlerinde yaşanan kontenjan kısıtlamaları kaldırılmalı ve yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır. Ayrıca bu adiliyet duygusundan bahsediyoruz yine. İl içi sıra tayini sistemi yeniden yönetmeliğe konmalıdır. Burada da bir kanayan yara bakanlığımızda maalesef. Anayasamızda angarya yasaklanmıştır. Öğretmenlerin nöbet görevi birden fazla olmayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Birden fazla nöbet tutulması durumunda ise her bir nöbet görevi için 6 saat ücretle değerlendirilmelidir. Bizim sendikamızın tavrı bu şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan tüm öğretmenlerin maaş karşılığı 15 olarak standart hepsinde aynı olmalıdır arkadaşlar. Yani kiminde 20, kiminde 18, kiminde 15 böyle bir farklılık da var. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Hepsinde standart 15 saate eşitlenmelidir. Okullarımızda yardımcı hizmetler sınıfı çok ciddi sayıda personel eksikliği bulunmakta. İhtiyacın karşılanması için yardımcı personel sayısı mutlaka arttırılmalı. Okullarımızın memur ve güvenlik personeli ihtiyaçları da giderilmelidir arkadaşlar. Çünkü malum biliyorsunuz okul çevrelerinde çok değişik türde insanlar da türemeye başladı. Bu da kendi yavrularımızın güvenliği için elzem bir durum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullarımıza öğrenci başına ödenek ayrılması ve periyodik olarak düzenli ödenmesini sağlanmalıdır. Ülkemizde salgın sürecinde de etkisiyle enflasyon, döviz kurlarındaki büyük artış, iğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşın belini bükmüştür. Eğitim çalışanları da ne yazık ki toplumun her kesimi gibi hayat pahalılığı altında ezilmektedir. Türkiye kamusunun talebi doğrultusunda enflasyonun artışları aştığı aydan itibaren hemen maaşlara yansıtılmalı ve %3 refah payı uygulanması hayata geçirilmelidir. Yani enflasyon farkı eğitim camiasında ve tüm kamu personellerine ay ay yansıtılmalıdır. Bankalarda yapılan maaş promosyon sözleşmelerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi için genel bir karar alınarak yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Tüm kamu personeline dini bayramlar öncesi bayram ikramiyesi ödenmelidir. Devletimizin 1 milyon kendi memuruna da bunu ödeyecek güçlü olduğuna inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2018 yılından beri yapılamayan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2022 yılı içinde yapılmalı, bundan sonraki yıllar içinde bir takvime bağlanmalıdır. Eğitim çalışanları ödenek, tüm ek ödemeler emekli maaşı hesabına dahil edilmelidir.
Kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi bir kayba neden olan vergi dilimi düzenlemesi gözden geçirilmeli. Tüm kamu çalışanlarının aylık ve ödemelerinde gelir vergisi dilimi %15'e sabitlenmesini talep ediyoruz. Bu da büyük bir sıkıntı. Çünkü memurun azıcık enflasyon farkı, maaş zam demiyorum, azıcık ki tam yansıtılmadı. %76 enflasyon farkı ancak %40'a kadar yansıtıldı. Bu da vergi dilimleriyle eriyip gidiyor. Türk Eğitim Sen güven kapısıdır. 30 yıldır tecrübemiz, kıymetimiz, hizmetlerimiz, itibarımızdır. Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tekrardan yeniliyoruz. 10 yıllık her öğretmen uzman öğretmen, 20 yıllık her öğretmen baş öğretmen olarak kabul edilsin. Türk Eğitim Sen'in 30. kuruluş yıl dönümü kutladığımız 2022 yılının sendikamızın yeniden yetkili olacağı, yeni dönemin müjdecisi olacağına inancımız gururla vurguluyor. Üye olarak Türk Eğitim Sen'e güç veren ve bütün eğitim çalışanlarına sonsuz teşekkürler.